Saatini bize almış be. Saatin oğlumun hediyesi. Ya. Evet. Japonya'daki oğlumun hediyesi. Tamam be. Takmağı bile kıyamıyordum gerçekten. Her taraf serbestti. Bayağı çöp topladık ama ne yapalım yani, bence bu kadar oldu. Yani bu ortamdan herhalde bir... Bir çuval topladık vallahi. Bir çuval çöp çıktı. Şey de yok, daha bir kap da yok, olsa topu kap da yok. Sadece insanların görsel olabilecek yerleri temizlemişler. İşte belediye biraz çalışma yapmış. Evet. Ama dere kenarları çok ıslah edilmesi lazım, güzel olması lazım. Çöp kutuları demek eksik geliyor ki, orada az kalmış, her taraf çöp, yazık günah. Avrupalı köylerinde olsa bunlar var ya. Japonlar ülkemizi temizlemek için yok o şeyden falan ülke filan ülke diye değil, öyle kıyaslama yapmak istiyorum. Benim memleketim gibi başka bir memleket yok. Eyvallah. bu kesin yok falan, yer şöyleymiş böyleymiş. Ne yapacağız kardeşim, eğiteceğiz. Benim gibi çoban bir adam çöp topluyorsa herkes toplayabilir, niye toplamasın ya? Ben bunun bilincini desem. Eğitim şart o zaman babacığım. Eğitim şart tabii ki ya. Herkese merhabalar. Merhaba bugün, arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Ava'ya geldik bugün. Bugün Ava'ya geldik. Ava'dan kısa bir tanıtım yapacağız sizlere. Babam sağ olsun. Babam. Bugün bizi gezdiriyor. Babamız sağ olsun. Hadi gel gidelim dediler. Nereye dedik? Bir Ava bir yer varmış dediler. Ben tabii ismini çok duyduk. Daha hiç gelmek nasip olmadı. Evet. Bir pazar gününe nasipmiş. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bir şu güzel. Şu görmüş olduğunuz yerde. Şurada. Tam şurada. Şuraya kurulduk. Biraz çöp topladık ama olsun. Evet, yapacak önce, bir şey yok. Aynen. İlk önce etraftan çöp topladı babamla Emre. Ondan sonra da şimdi annemle Emine var, kahvaltı hazırlıyor. Biz de babamla biraz fink atacağız. Torununu aldı gitti o şu an. Hadi gidin fink atacağız. Hadi. Hangi köydensin? Acıma gülme geldi. Bak balı oraya koyarsın acım. Arılar bize bal bırakmaz orada. Kapat ağzını. Üzüm var. Burada salatalığımız var. Köy peyniri var. Şurada köy peyniri değil mi anne? O yağ. Yağ mı bu? Tereyağı değil mi o? Hı-hı. Şöyle yapayım. Köy peynirimiz var. Tereyağı var. Buradaki bal. Kestane bal mı? Evet. Kestane balımız var. Yeşil zeytin, ziya zeytin. Anne senin yaptığın zeytinler değil mi bunlar? Evet. Evet, birebir annem kendi kendine zeytin kurup zeytin yapıyor. Çekirdeğimiz, aynı şekilde biberimiz. Arada arı geliyor. Arkaya ocağımızı kurduk. Mekanımız şimdilik böyle. İlerleyen zamanlarda yer değiştirdikçe size kısa kısa buraları göstereceğim. Arabayı burada bırakmışlar. Kendileri yayan devam ediyor ileriye doğru. Alva'nın sahil tarafına doğru gidiyoruz. Kumda yürümek her ne kadar zor olsa da gezelim görelim. Hep beraber. Bakalım. Bu Ava biliyorsun iki tane şeyi var, deresi var, ufak çay. Fakat sahile yaklaştığı dereler biraz genişliyor. Yani düz olduğu için durgunlaştıkça genişlemiş. Kendine bir yer oluşturmuş. Bu da sağlı sollu çeşitli şey mekanları var işte. Yeme içme, restoranlar efendim, küçük motel tipi şeyler var. Güzel ya. Emre aklımıza gelmemiş şort alması diyorum. Valla benim denize gireceğim. Babam da şu an o kadar pişman oldu ki. O kadar pişman oldum ki. Ben de. Karadeniz'de yok, yüzmek ayrı bir acı. Deniz serbest, rahat. Baksana bir çarşaf var. Temizlendi zaten deniz ya. Bayağı temizledi kendini. Balık var. Var mı? Bayağı balık var. Çünkü millet hep çaparada bak görüyorsun. O onun işareti. Hay yavrum. Yolu öğrendik diyorum. Bir gün balık tutmaya gelelim. Palamut. Milleti paçılmış. Palamut herhalde bunlar çaparada. Millet balık olmasa bunlar çıkmazlardı. Demek ki balık var ki çaparada millet. Gece ayrı. Geceki volülen atılan ağlar ayrı. Ya, çok iyi ya. Burası çok güzelmiş. Burada bir kutlama yapmışlar herhalde. Nerede? Var doğrudur. Bir evlenme teklifi falan gibi bir şey var herhalde. O derenin birleştiği yer daha hoştur. Dere ağzı aşağısı. Peki.
Bunda bir hava fişek atılmış. Herhalde bir evlenme teklifi gibi. Şu orta alanlarla belli olduğu üzere evlenme teklifi yapılmış gibi bir şey var burada. Gelin size biraz huzur dinleteyim. Arkamda gördüğünüz nehir Göksu Nehri. Burada iki şekilde aktivite yapılıyor. Bir vapurla işte bir tekne turları yarım saati 100 lira. Bir de yunuslar falan var. Onlar da saati 40 lira. Yunuslar da boylu boyunca nehri geziyorlar, geri geliyorlar. Sıra sıra nehrin yanında restoranlar, işte sabah kahvaltısı yapabileceğiniz mekanlar var. Saatin mi güzelmiş be? Saatin oğlumun hediyesi. Ya. Japonya'daki oğlumun hediyesi. Tamam be. Takmağı bile kıyamıyordum gerçi. Mısır. Kendi bahçemizden, evimizden getirdik. Mangaldan sonra inşallah. Sabahın saat 6'sında, 5.30'da Vira Bismillah diyorlar. Başlıyorlar. Rabbim herkesin bereketini bol bol versin inşallah. Avva'dan bizlerden bugün bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.